Burası devlete meydan okunacak yer değildi. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle temel hak ve hürriyetleri koruyan, geliştiren ve hak arama yollarını artıran sessiz ve tarihi devrimler hayata geçirildi. Olağanüstü hal uygulamasını ortadan kaldırdık. Devlet güvenlik mahkemelerini ve özel yetkili mahkemeleri kaldırdık. Kadınlar için pozitif ayrımcılığı anayasal hüküm haline getirdik. Ve kadınlarımıza yönelik en büyük ayrımcılık olan başörtüsü yasağına son verdik. Çocuk hakları ilk defa anayasal bir hak olarak düzenlendi. Anayasanın 90. maddesinde yapılan değişiklikle temel hak ve özgürlükler konusundaki ulusal yasaların uluslararası insan hakları sözleşmelerinde yer alan hükümlerle farklılık içermesi halinde uluslararası sözleşmelerde yer alan hükümlerin geçerli olduğu hükmü getirildi. İşkence ve kötü muameleye karşı sıfır tolerans anlayışını benimsedik. Sayın Bakanımıza buranın sembolik anahtarını takdim ediyorum. Sendikal hakları genişlettik. Memurlar ve diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı verdik. Haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin hak arama yolları arttırıldı. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunu açtık. Kişisel verilerin korunmasını güvence altına aldık ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nu kurduk. Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'nu kurduk. Kamu Denetçiliği Kurumu'nu hayata geçirdik. Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu'nu oluşturduk. Din ve vicdan özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırıp Ayasofya Camii'ni yeniden ibadete açtık. Devrim niteliğinde adımlar atarak insan haklarını korumayı ve kişilerin haklarına erişimini kolaylaştırmayı temel felsefe kabul ettik. İnsanın onuruna, inancına, değerlerine, hayatına yönelen her türlü tehdide karşı en temel haklarını korumak ve hak arayışını kolaylaştırmak için hiçbir ayrım yapmadan dün olduğu gibi bugün de milletimizin yanında yer almaya devam ediyoruz.